Herkese merhaba. Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Defne Giyer. Anamet Kütüphane konuşmaları Anamet Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında gerçekleştirilmektedir. Bu konuşma dizisini her ayın ilk salısı düzenliyoruz ve bugünkü konuşmanın konusu Dimitrios Efendi'nin Marmara Sahil Surları Panoraması. Bu konuşma 2019 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından basılan Dimitrios Efendi'nin Marmara Sahil Surları Rulosu başlıklı çalışmadan ortaya çıkmaktadır. Konuşmada Nisa Semiz, Üzeyir Altekin ve Barış Altan Dimitrios Efendi Marmara surlarının 1875 tarihli panoraması ve bu görselin bize sunduğu bilgileri ele alacak, sunacak. Konuşmacılarımızı size takdim etmek isterim. Nisa Semiz 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede restorasyon programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ve 2015 yılında İstanbul Haliç ve Marmara Surları belgeleme çalışmaları tarihi ve peyzaj değerlerinin korunmasına yönelik öneriler başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 2016-2020 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı ve Eylül 2020'den beri de Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kültürel Miras Koruma Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademisyenliğine devam etmektedir. Üzeyir Altekin, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, 2011 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Türkçe Çevirmenlik ve 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde göreve başladı. 2007-2011 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu'na bağlı olarak Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserleri Sayım Komisyonu üyeliği yaptı. 2013 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi ve Arşivinin sorumluluğunu aldı ve bu göreve halen devam etmektedir. Barış Altan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık lisans ve restorasyon alanında da yüksek lisans eğitimi aldı. 1998-2000 yılları arasında Tarih Vakfı'nda kültürel miras alanında çeşitli projelerde yer aldı. Ardından Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda genel müdürlük görevini yürüttü. 2010'da Europa Nostra Türkiye'nin kuruluş sürecinde genel sekreterlik görevini üstlendi. Ardından Limen, Ege'den Karadeniz'e Kültürel Limanlar başlıklı projenin yöneticiliğini yaptı. 2016-2020 yılları arasında Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi'nin idari koordinatörlüğünü yürüttü. Şu anda da Brandenburg Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve doktora araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Konuşmaya geçmeden evvel birkaç teknik bilgi vermek istiyorum. Bizi son yıllar, yani son bir senedir çevrimiçi takip edenler biliyorlar, ancak ilk defa biz dinleyecek olanları bir özet geçmek istiyorum. Bu konuşma kayıt altına alınmaktadır. Konuşmanın sonunda soru cevap bölümü olacak. Sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz. Dinleyicilerin mikrofonları ve videoları kapatılmıştır. Ancak chatte yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı yazarken kime sorduğunuzu yazabilirseniz moderatör Barış Bey daha kolaylıkla soruları iletecektir. Bu konuşmanın kaydı da birkaç gün sonra Anamet Kütüphanesi YouTube ve SoundCloud hesaplarına da yüklenecektir. Şimdi sözü Barış Bey'e bırakıyorum. İyi dinletiler dilerim. Teşekkürler Defne Hanım. Herkese iyi akşamlar. Tarih Vakfı'na ve Anamet Kütüphanesi'ne bu etkinlik için teşekkür ederiz. Aynı zamanda konuşmacılarımıza da şimdiden emekler için teşekkür etmek isterim. Bu akşam Dimitrios Efendi tarafından yapılmış sahil surları panoraması esas alınarak hazırlanmış bir kitap hakkında konuşacağız. Konuşmacılarımızın sunumlarına geçmeden önce bu kitabın gündeme gelişi ve hazırlık süreci hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum.
2017 yılının başlarında Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi GABAM, İstanbul kent surlarını belgelemeye amaçlayan bir proje başlattı. Belgelemenin temel yöntemi, surlardan günümüze ulaşmış tüm verilerin, tüm birimlerin, yani her bir burcun, her bir duvar parçasının, her bir kapının detaylı olarak fotoğraflanmasıydı. Surların güncel durumlarını belgeleyen fotoğraflara ek olarak, özellikle bugüne ulaşmayan bölümler için de arşivlerde yer alan fotoğraflar, gravürler, çizim gibi belgeleri kullanmaya karar verdik. Dimitriadis Efendi tarafından hazırlanmış olan bu panoramadan faydalanmak aslında projenin bu aşamasında, yani arşiv belgelerini kullanmaya karar verdiğimiz aşamada gündeme geldi. Bu alanda çalışan araştırmacılar gibi ben de bu panoramanın varlığından haberdardım, ancak hiç görme fırsatım olmamıştı. Hatta İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı'nın da ortak olarak yer aldığı bir Avrupa Birliği projesinin 2013 sonbaharında açılmış olan sergisinde panoramanın Theodosius Limanı'na ait kısmının bir reprodüksiyonu kullanıldı. Ben de böylece ilk defa yakından bu panoramanın nasıl bir belgeleme içerdiğini görme fırsatım oldu. Panoramayı az önce bahsettiğim GABAM'ın projesine kullanılabilmek için İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret ettik ve panoramanın orijinalini görme fırsatımız böylece ilk defa oldu. En azından benim için ilk oldu. Bu aşamada bu önemli belgeyi sadece projede kullanmak değil, bu çok değerli dokümandan bir yayın hazırlama niyetimiz olduğunu dönemin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'a ilettik. Zeynep Hanım konuya çok olumlu yaklaştı. Gerekli izinler alındıktan sonra bu panoramadan bir yayın üretme süreci başladı. İlk iş olarak yaklaşık 40 santim yüksekliğinde ve 28 metre uzunluğunda tek parça halindeki bu rulo, Hadiye Can Gökçe tarafından tek parça parça fotoğraflandı, dijital ortamda hassas bir şekilde birleştirildi ve bir bütün panorama elde edilmiş oldu. Yanlış bilmiyorsam daha önce de bu rulo çeşitli sebeplerden fotoğraflanmıştı. Ancak günümüz teknolojileri kullanılarak daha iyi bir renk kalitesi elde etmek için tekrar bir fotoğraflama yapıldı. İlk başta çalışmanın kapsamı aslında panoramayı belli oranda küçülterek basmaktan ibaretti. Ancak müzeyle yaptığımız görüşmelerde bununla sınırlı kalmanın bu kadar değerli bir belgeye haksızlık olacağını düşündük ve o yüzden Dimitriadis Efendi'nin meslek yaşamını anlatan ve de bugünkü haliyle bu panoramaya kıyaslayan yazıların yer almasına karar verdik. Zaten birazdan konuşmacılarımız sizlere bu yazılar hakkında daha detaylı sunum yapacaklar. Bir sonraki adımda, yani fotoğraflamadan sonraki adımda, Burak Şuşut tarafından yapılan çok nitelikli ve çok işlevsel bir tasarımla yazılar ve panorama birleştirildi. Şu andaki kitapta yaklaşık 20 santim yüksekliğinde ve yaklaşık 7,5 metre boyunda boyutlarına küçültülerek basılmış panorama birazdan dinleyeceğimiz yazılara eşlik ediyor. Şu anda İstanbul'da olmadım ve maalesef kitabın bir kopyası elimde olmadığı için size bu kitabın tasarımını gösteremiyorum. Ancak gerçekten uzun uğraşlar ve nitelikli bir tasarım sonucunda güzel bu panoramaya yakışan bir kitap çalışması tamamlanmış oldu. Az önce ismini andığım İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'ın döneminde başlayan çalışma kendisinden görevi devralan Rahmi Asal döneminde tamamlandı. O yüzden bu vesileyle her iki müdüre de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kitap çalışmasına paralel olarak panoramanın birebir boyutlarında tıpkı basımı yapılarak müzeye teslim edildi. Böylece orijinal panorama yıpranmadan araştırmacıların birebir boyuttaki belgeyi incelemesi sağlanmış oldu. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan Dimitriadis Efendi'nin meslek yaşamını dinlemek üzere sözü Üzeyir Altekin'e devrediyorum. Üzeyir Bey. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Öncelikle bize sizinle buluşma fırsatı verdiği için Anamiyet Kütüphanesi'ne ve Tarih Vakfı'na teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Kısaca girmek gerekirse Dimitriadis Efendi'nin hayatına, öncelikle Dimitriadis Efendi ile ilgili bana aktarılan şifahi bilgi sarayın baş mühendisi olduğu idi. Bundan başka da elimizde bir bilgi yoktu. Bu bilginin de doğru olduğundan şüpheliydim. Araştırmaya ilk başladığımda bulabildiğim tek bilgi ise Semaviyece'ye ait bir yayında İstanbul Rumlarından bir mühendis tanımı olmuştu. Uzun araştırmalarım neticesinde bulabildiğim bilgilerin Dimitriadis Efendi'nin hayatına dair ancak bir mukaddime olacağını düşünmekteyim.
ileride çeşitli araştırmalarla, özellikle Selanik'teki çalışmalarına dair muhakkak yapılacak çeşitli yayınlarla biyografisi genişletilecektir. Evet, sen mühendis Dimitriadis Efendi kimdir? Öncelikle slide paylaşmama müsaade edin. Görüntü geldi galiba. Dimitriadis Efendi Osmanlı Rumlarından Dimitri Efendi'nin oğludur. 1850'de İstanbul'da doğmuştur. Beyoğlu'nda Rum Mektebi ve sonrasında Fransız Freyler Mekteplerinde okumuş, özel hocadan matematik dersi almıştır. Sicilinde Türkçe konuşup Fransızca ve Rumcayı okuyup yazabildiği belirtilmiştir. 1871 tarihinde Dersaadet Helen Edebiyat Cemiyeti'ne katılmıştır. Cemiyetin logosunu ekranda görebilirsiniz. 1871 ila 76 yılları arasında cemiyetin arkeoloji heyetinde bulunmuştur. Bu süreç içerisinde de ruloyu hazırlamıştır zaten. Ve 1876 ile 82 yılları arasında bilim heyetinde daimi üye olarak görev almıştır. Helen Edebiyat Cemiyeti'nde 1871-72 yılları arasında pratik geometri, 73-78 yılları arasında uygulamalı geometri, 78-79 yılları arasında uygulamalı mühendislik dersleri vermiştir. Helen Edebiyat Cemiyeti'nin periyodik yayınındaki üye listelerinde 1878'e kadar geometrici olarak görünürken, bu tarihten sonra mühendis olarak görünmesi ve aynı tarihten itibaren cemiyette mühendislik derslerine girmesinden bu tarihte mühendis olduğu anlaşılmaktadır. Dimitriadis Efendi 31 Mayıs 1882 tarihinde Selanik Vilayeti Umuru Nafia Mühendisi olarak tayin olmuştur. Yani bayındırlık mühendisi olmuştur. Bu tarihten sonra Dimitriadis Efendi'nin cemiyetteki üye kaydının ve görevinin de son bulduğu memuriyetinden dolayı cemiyet periyodiklerinde de görülmektedir. 22 Eylül 1890'da hizmetleri gözetilerek 4. rütbeden Mecidi Nişanı almıştır. 25 Temmuz 1891'de Ser Mühendis Muavinliğinin yanı sıra Su Şirketi İnşaat Komiserliğine tayin olmuştur. 25 Nisan 1897 tarihli bir belgede Dimitriadis Efendi'nin Selanik'in bir kazası olan Katerini'den kayıkla Selanik'e dönerken bir Yunan torpidosu tarafından esir edilerek Atina'ya götürüldüğü ve serbest bırakılması için Alman konsolosluğunun Yunan hükümeti ile Osmanlı hükümeti arasında aracı olduğu görülmektedir. Bu hususla ilgili ayrıca 19 Mayıs 1897 tarihli belgede savaş esiri olması nedeniyle dönünceye kadar Dimitriadis Efendi'nin maaşının ailesine verilmesinden söz edilmektedir. 28 Mayıs 1897 tarihli belgede ise Atina'da serbest gezinmesine izin verilmişse de Yunan hükümeti tarafından Dimitriadis Efendi'nin bir savaş esiri olarak görüldüğünün Atina Polis Müdüriyeti tarafından Alman Konsolosluğuna bildirildiği belirtilmektedir. 6 Eylül 1898 tarihli başka bir belgede ise esaretten kurtularak Selanik'e geri döndüğü anlaşılmakta ve gerek 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'nden önce gerek muharebeden sonra ki hizmetlerinden dolayı taltif edilmesinden söz edilmektedir. 30 Temmuz 1899'da rütbeyi salisi almıştır. 13 Ekim 1899'da ise Selanik ve Manastır karayoluna itina göstermediğinden dolayı mühendislik ve komiserlik görevinden açığa alınmıştır. 22 Temmuz 1900'de Ser Mühendis Muavini kadrosuyla tekrar Selanik'e tayin edilmiştir. Her ne kadar başlangıcından itibaren tayinleri ser mühendis olarak gerçekleşmişse de Selanik'te sırasıyla
Tarih İdaresi Sel Mühendisi, yani Yol İdaresi Baş Mühendisi, Yüzbaşı Selim Efendi'nin uzunca bir sürede Sel Mühendis Horasan Efendi'nin yanında açığa alınıp görevine geri döndükten sonra ise Turuk ve Mabir İdaresi Sel Mühendisi Abdülhalim Efendi'nin yanında 12 Temmuz 1902'ye kadar Sel Mühendis Muavini olarak görev yapmıştır. 12 Temmuz 1902'de Sel Mühendisliğe terfi etmiştir. Bu ekrandaki salnamede de Dimitriadis Efendi'yi Sel Mühendis olarak görebiliyoruz. 5 Eylül 1909'da Beyrut Liman ve Rıhtım Elektriği ve Hava Gazı Komiserliğine tayin edildiği halde, kendisine de tebliğ edildiği halde görev yerine gitmediğinden dolayı bu görevlerinden alınmıştır. 26 Şubat'ta 1910'da Kosova Vilayeti Nafial Sel Mühendisliğine tayin olmuştur. 28 Ekim 1914 tarihli belgede ise Nafial Nezareti'nin Dimitriadis Efendi'nin Turuk ve Mabir Heyeti'nin Fenniyesi, yani Yollar ve Köprüler Heyeti'den azalığından yaş haddinden emekliliğine sevkine bir sene müddetle ertelenmesini talep ettiği halde Meclis Vükela tarafından emekliliğe sevkine karar verilerek emekli edilmiştir. Bundan 3 yıl sonra da 1917 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Dimitriadis Efendi'nin yayınlarına gelecek olursak, 1874 yılında Geometri Verileri Alıştırma ve Uygulama Teorisi adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitap yaklaşık 600 yapraklık bir kitaptır. 1875 yılında sulu boyayla 28 metrelik İstanbul Marmara Sahil Surları panoramasını yapmıştır. Ayrıca Helen Edebiyat Cemiyeti periyodiğinde yayımlanan yazıları ise şöyledir. Matematik problemleri uzmanı Makrili Atanasius Dimitriadis'in tezi üzerine. İkincisi, Dimitrios Magdanis tarafından hazırlanan ticaret aritmetiği rehberine dair bildiri. Üçüncüsü, metre, ölçü ve bağlantılı yüksek matematik teorileri üzerine. Dördüncüsü ise İstanbul ve çevresindeki Ortodoks nüfusunun sayım planıdır. Ayrıca 1881 yılında Kara Teodori Paşa ile İstanbul Karasurları'nın planını yayınlamıştır. Bu planın bizce ehemmiyeti Dimitriadis Efendi'nin Marmara sahil surlarını yapış metoduna da ışık tutması. Burada da görüldüğü gibi üstten bir planla çıkarılmış, numaralandırılmış ve her bir numara ayrı ayrı eskizler şeklinde çizilmiş, muhtemelen daha sonra da renklendirilmiş. Yine Paris'te bir teknoloji dergisinde suların hareketi ve artezyen kuyuları hakkında makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca Dimitriadis Efendi'nin bir de mucitlik yanı vardır. Odografon adı verilen bir makina ve horodatin adı verilen bir hız ölçer icat etmiştir. Marmara sahil surlarına gelecek olursak, biz buna panorama yerine genellikle kütüphanede rulo diye adlandırıyoruz. Çünkü elimizde sürekli bir rulo geziyor. Görmek isteyeni çok oluyor. Ruloyu baştan sonuna kadar burada 6 karede görmeniz için birleştirdim. Yaklaşık bu 50 santim gibi 47'ye 28 metre ölçülerinde kağıt üzerine çizim sulu boya ile yapılmıştır. Panorama boydan boya İstanbul surlarının Sarayburnu kısmından başlayarak 7 kuleden hemen önceki kısma kadar olan Marmara Denizi cephesini ihtiva etmektedir. Sağ baş kısmında Dimitriadis Efendi'nin imzasını ve 1875 tarihini görebilmekteyiz. Ayrıca bu aktaracağım bilgi kitapta yok. Hemen rulonun, panoramanın başlangıç kısmında, müsaade ederseniz işaretleyerek göstereceğim. Rulonun başlangıç kısmında kesme taş rıhtımın hemen bitişinde burada iki kişi duruyor. Bu iki kişiyi hemen şurada görebiliriz.
ve daha yakın planda Dimitriadis Efendi'yi görüyoruz diye düşünüyorum. Bunu nereden çıkarttım? Rulo üzerindeki, panorama üzerindeki çeşitli insan figürleri var. Mesela Samatya Kapı'da yer alan insan figürlerinden şurada oturan normal ahaliden birisi, muhtemelen ya başında bir fes veya sarık var. Kapı ağzında oturduğuna göre dilenci olabilir belki. Yine yoldan geçen birisi, üzerinde bir cübbe, kafasında bir sarık. Yine kapıda yer alan insan figürlerinde ise yine cübbeli ve sarıklı bir adam görüyoruz. Sağda ise fesli bir adam var, yoldan geçmekte olan. Burada ise Ahır Kapı Camii'nde ise hemen caminin altında yine fesli bir adam var. Bunun elinde bir çıkın var. Muhtemelen ya yük ya yiyeceği. Sol taraftaki müştemilatın içerisinde ise ya camiden çıkan veya camiye girecek olan halkı görüyoruz. Bunlar da yine cübbeli, sarıklı, bildiğimiz Osmanlı vatandaşları. Ama bu kısma gelecek olursak hemen taşrıhtımın sonuna. Burada normal Osmanlı tebaasından daha değişik birisi, iki kişi var. Bir tanesi ceketli, kravat veya fularlı. Kafasındaki pek sarığa benzemiyor ve yüz ifadesi Dimitriadis Efendi'ye benziyor. Yanındaki kişi yine kafasında köşeli bir şapka, ceketi. Bu dönemin ceketlerinde birazcık kısalık var tabii. Elinde kuşağı, yine bunun da boynunda fuları veya kravatı şeklinde. Yani normal vatandaşlardan farklı tipler ve gayrimüslim olabilirler. Ve hemen burada saray burnunda rıhtımın bu ağız kısmında kendi başlarına durmaları ve ressama doğru, yani bize doğru bakıyor olması bence bunun Dimitriadis Efendi olduğunu işaret ediyor. Geçecek olursak panoramanın diğer kısımlarına, eser üzerinde sonradan yapılmış kurşun kalemli notlar var. Bir kısmı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, bir kısmı Fransız transkripsiyonuyla ve ama Türkçe ifadeyle kullanılarak yazılmış. Bunların kimin tarafından yapıldığını tam olarak bilemiyoruz. Hemen şu kısımda bir Hamdi ifadesi gibi bir imza var ama Osman Hamdi Bey mi acaba diye düşündük. Osman Hamdi Bey'in imzasıyla ve yazısıyla karşılaştırdığımızda onun olmadığını anlamış bulunuyoruz. Ayrıca çeşitli kulelerin üzerinde yok anlamında ye veya halen yok gibi, yine mesela burada Değirmen Camii notu gibi çeşitli tamamlamalar, yıkılıyor gibi çeşitli tamamlamalar var. Bu tamamlamaların ise 1950'li yıllarda Feridun Dirimtekin tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bana şifahen aktarılan Semavi Eyce'ydi ama Semavi Eyce ile vefatından kısa bir süre önce telefonla görüşme fırsatım oldu. Kendisine bunun yapamayacağını, böyle bir şeyi bir eser üzerine kesinlikle kendisini yapmadığını ama o dönemde Feridun Dirimtekin tarafından eser üzerinde çok fazla çalışıldığını, onun yapmış olabileceğini belirtti. Biz de zaten Feridun Dirimtekin diye duymuştuk. Onu yaptığını düşünüyoruz. Bu kısma gelecek olursak, bu kısma biraz daha sonra gelelim isterseniz. Yine burayı da belirteyim. Bu kısımda da Rulo'nun müze kütüphanesine girişiyle alakalı kayıt yer alıyor. Hem Rulo'nun başında hem de son kısmında bu kayıt mevcut. Bu
Burada ne yazıyor peki? 1917 yılında, 17 Ekim 1917 yılında Maarif Nezareti tarafından 300 lira bedeliyle satın alındı ve kütüphaneye kaydedildi yazılı. Bununla alakalı iki belgemiz var. Bunlarda da birincisinde panorama üzerindeki metni doğruluyor. Maarif Nezareti haritanın alındığının haber verilmesini istiyor. İkinci belgede ise Maarif Nezareti'ne haritanın alındığı ve kütüphaneye kaydedildiği belirtiliyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Üzeyir Bey. Üzeyir Bey'in de anlattığı üzere ve gösterdiği üzere panorama gerçekten dikkatli bakıldığında çok fazla bilgi içeriyor. Gerek bugüne ulaşmayan yapılar, gerekse bugüne ulaşmış veya değişmiş yapılarla ilgili çok fazla, çok detaylı bilgi içeriyor. Şimdi bu detayları, bugüne ulaşanları ve ulaşamayanları ya da değişenleri biraz daha detaylı dinlemek üzere sözü Nisa Semiz'e bırakıyorum. Buyurun. Merhabalar. Ben de öncelikle sizinle buluşma fırsatı sundukları için Tarih Vakfı'na ve Anamet Kütüphanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani konuşmaya isterseniz slayt eşliğinde devam edeyim, başlayayım ve devam edeyim. Bu Dimitriadis Efendi'nin bu çalışması benim aynı zamanda doktora çalışmam sırasında da çok ciddi bir kaynak oluşturmuştu. İstanbul, öncelikle konuşmama birazcık İstanbul surları ile ilgili bazı temel bilgileri vererek başlamak istiyorum. Ondan sonra da Marmara surlarına daha detaylı olarak, karşılaştırmalı olarak devam edeyim. İstanbul Tarihi Yarımada üzerindeki bu kadim kent, biliyorsunuz geçmişi çok milattan önce 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Ve bu süreçten itibaren milattan sonra 5. yüzyıla kadar dört temel aşamada surları giderek daha şehrin sınırları daha batıya doğru genişletilerek sonra 5. yüzyılda son sınırlarına kavuşuyor. Şehir ilk olarak kurulduğunda milattan önce 7. yüzyılda bir megara kolonisi. Ardından milattan sonra 2. yüzyılın hemen sonunda İmparator Severus Roma egemenliğine katıyor şehri ve ardından 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in burayı Roma İmparatorluğu'nun yeni merkezi yapmasına karar vermesiyle beraber dönüm noktasını yaşıyor ve bu sırada da şehrin sınırlarını oldukça genişletilerek, burada da gördüğünüz üzere genişleterek yeni bir büyük çaplı imar faaliyetleriyle beraber oldukça ciddi bir dönüşüme sahne oluyor kent. Ardından da tabii kazandığı prestij ve önemle, bir de tabii ki o dönemin savunma ihtiyaçları, batıdan bazı düşman saldırılarına açık konumda olmasını da getirdiği şeyle, durumla beraber milattan sonra 5. yüzyılda İmparator 3. Theodosius döneminde şehir bugün de tarihi kentin sınırlarının göstergesi olan kara surlarına kavuşuyor. Bugün bu kara surları ayakta ve bütün görkemiyle kendini sergilemeyi sürdürüyor. Aynı zamanda kuzeyde Haliç tarafında da biraz daha geç döneme tarihlenen bir kısmı milattan sonra 7. yüzyıl Heraklius dönemi sahil kısmı, kara kısmı ise Komnenoslar dönemine ait surlar. Şehrin bütün bu gelişim süreçleri aslında yani kara surlarında kademe kademe gelişirken, tabii ki deniz surlarında aslında bütün bu süreci takip etme, yani bu süreçten çok ciddi etkilenme durumu söz konusu. Ve bu şehrin gelişimine paralel olarak da deniz surları da gelişiyor ve bugün yerinde de yapılan incelemelerde bazen çok fazla veriye ulaşılmasa da bazı izlerini koruyor geçmiş dönemlere ait, geçmiş farklı dönemlere ait. Deniz surları şehrin bu gelişimine paralel olarak gelişirken, aynı zamanda 19. yüzyıldan itibaren İstanbul'un yaşadığı değişimden de birinci derece etkilenen
varlıkları oluyor, kültürel tarihi sınırları, çeperleri oluyor. Bu kapsamda 19. yüzyıldan itibaren başlayıp 20. yüzyılın ortasına ve özellikle 20. yüzyılın ortasına kadar süren süreç içerisinde deniz turlarında farklı yer noktalarında kayıplar başlıyor. Bunlardan ilki 1871-1872 yılları arasında gerçekleştirilen Rumeli Demiryolu'nun inşası. Rumeli Demiryolu'nun inşası Kara surlarındaki ilk kesintiyi meydana getirirken 7. ve 8. kuleler arasında Marmara surlarına çok ciddi zararlar veriyor ve bu süreç içerisinde de 9 noktasında kesintiye uğruyor. Ve kendi içerisindeki nispeten sürekliliğini kaybediyor Marmara surları ve zaman içerisinde de ilerleyen zaman içerisinde de bu kayıplar şehrin farklı şekillerde değişimine, gelişimine paralel olarak sürüyor maalesef. Ardından 20. yüzyılın ortasında İstanbul'un yaşadığı şehircilik faaliyetleri, Menderes dönemi şehircilik faaliyetleri de buna hız kazandırıyor. Bu 20. yüzyılın ikinci yarısında da devam ediyor ve o yüzden de burada da gördüğünüz üzere Marmara surlarının aslında günümüze sınırlı sayıdaki bölümü ulaşmış durumda. Bazen karşımıza nispeten sürekliliğini koruyan bir bölüm çıkarken, örneğin Sarayburnu'ndan Ahırkapı'ya kadar uzanan bölümde olduğu gibi, bazen de tek bir parça, küçük bir kalıntı, küçük bir duvar parçası veya bir kule kalıntısı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu benim doktora çalışmamın bir parçası olarak yaptığım bu araştırma sırasında surlara ilişkin temel bazı kaynaklar vardı. Bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü biraz önce de Üzeyir Bey bunlardan bir tanesinin yazarına değindi, Feridun Dirimtekin'e. Ama en önemli temel kaynaklardan biri 1899 senesine tarihlenen Alexander Van Bilingen'in İstanbul surlarını hem deniz hem kara surlarını ele alan çalışması yayını eseri. Diğeri de Feridun Dirimtekin'in 1953 ve 56 yılları arasında Marmara, önce Marmara surları sonra da Haliç surları üzerine yaptığı yayınlar. Bunlar dışında tabii ki deniz surlarına ilişkin bilgi edindiğimiz kaynaklar var ama bu iki çalışma özellikle çok bütüncül çalışmalar. Ve ben de Feridun Dirimtekin'in çalışmasını incelerken ve surlara ilişkin tespitleri yapmaya çalışırken hem Haliç hem Marmara surları için, Marmara surlarında özellikle kendisinin o yayını kitabı içerisinde de gösterdiği Dimitriadis Efendi'den bazı görsellerle karşılaşmıştım. Yaklaşık olarak 2013-2014 yıl, 2012 ya da 2013 yılıydı. Bir arkeoloji müzesinin de izniyle kütüphaneden yararlanma ve Dimitriadis Efendi'nin hazırlamış olduğu bu ruloyu inceleme, yakından inceleme şansım olmuştu. Bu temel kaynaklar Marmara surlarının yaklaşık olarak 8,5 kilometre uzunluğundaki Marmara surlarının üzerinde 103 adet kule olduğunu bize gösteriyordu. Yani bunların üzerinde tespit edilebilen kulelerdi. Tabii ki bunların büyük bir kısmı kaybolmuştu ve kısmen ya da nispeten bütünlüğünü koruyan şekliyle 50 kule günümüze ulaşmış durumda. Aynı zamanda da kapılar. Kapılarla da ilişkinde tespitler yapıldığında bazısı daha ön plana çıkan ana kapı niteliğinde, bazısı daha yan kapı niteliğinde ya da sonradan Osmanlı döneminde açılan kapılarda dahil olmak üzere 56 kapı tespit edildi. Bunlardan da yine kısmen veya işte yine kendi içerisinde bütünlüğünü koruyan 30 kapının günümüze ulaştığını gözlemledim araştırmalarım sırasında. Burada da gördüğünüz üzere resimlerde surlara ilişkin bu izleri değişik yerlerde farklı noktalarda karşınıza çıkıyor. Bazen özellikle eski haritalar çok işimize yarıyor bu tespitleri yaparken. Yani 19. yüzyıl sonundan itibaren günümüze kadar pek çok o dönem eski haritaları ele alan dönemleri gösteren haritalardan yararlanıldı. Ama şunu belirtmem lazım ki Dimitriadis Efendi'nin panoraması en etkileyici ve en çok yardım eden kaynaktı, görseldi. Bu arkeoloji müzelerinin kütüphanesinde yaptığım araştırma sırasında o zaman da Üzeyir Bey hatta yardımcı olmuştu ve o ruloyu bana vermişti ve çalışmaya başlamıştım.
çok da titizlikle korunuyordu. Çünkü hakikaten çok özel bir eser ve korunması çok çok önemli. Bu nedenle fotoğraf bile çekememiştim. Ve Rulo'nun bize aktardıklarını Marmara surlarına ilişkin kaybolan bölümlerine veya günümüze ulaşan bölümlerine ilişkin bize aktardıklarını anlayabilmek için ben de Rulo'yu hani fotoğrafta çekemeyince biraz el eskizleriyle işleyerek defterime anlamaya çalıştım. Günümüz yani bu yaklaşık olarak bir haftalık süren bir çalışmaydı. O süreç içerisinde gidip gelip aynı zamanda da diğer kaynaklarla da karşılaştırarak Rulo'daki karşımıza çıkan bölümlerin günümüzde hangi bölümlere karşılık gelebileceğini ve kaybolan bölümlerde de nereleri gösterdiğine ilişkin bir inceleme yaptım. Çünkü yaptığım araştırmada da en önemli olan nokta bütün bu Marmara surlarının genel verilerini kaybolan bölümleriyle ve mevcut bölümleriyle doğru bir şekilde ortaya koymaktı. Burada da şimdi size sırayla birazcık içine girelim istiyorum Dimitrios Efendi Rulos'unun. Daha yakından bakalım. Ve Sarayburnu'ndan başlayarak Mermer Kule'nin olduğu 7 kuleye kadar olan bölümde sıra sıra giderek bazı karşılaştırmalar yaparak Dimitrios Efendi'nin yaptığı bu çalışmanın ne kadar detaylı, bize ne kadar ciddi önemli veriler sunduğunu yeniden sizinle paylaşmak istedim. Bugün gördüğünüz üzere Sarayburnu ve Sarayburnu'ndan Ahırkapı'ya kadar uzanan bu saray surları, sarayı Topkapı Sarayı'nı sahil tarafından çevreleyen bu surlar aslında deniz surlarının da yani Marmara surları da diyebiliriz ama Halif surlarını da bunun içerisine katabiliriz. Çünkü deniz surlarının bütünlüğünü koruyan, o kendi içerisindeki sürekliliğini koruyan, ona tarihi kent imgesine ilişkin önemli, tarihi kent imgesinin neresinde olduğunu bize en iyi yansıtan bölümü. Burada tabii Topkapı Sarayı'nın bahçesini çevreliyor olması, buranın korunan bir bölge olması da çok etkili. Yerleşime kapalı bir alan olması da bunda çok etkili. Ve burada dediğim gibi 1871-72 yılları arasındaki Rumeli demir yollarının yapımı sırasında bazı bölümler kayboluyor ama Sarayburnu'nda Topkapı'nın, Topkapı olarak anılan ilk aynı zamanda Marmara surlarının başlangıç noktası olarak kabul edilir. Bu iki kuleyle desteklenen, iki yandan iki kuleyle desteklenen bu kapıya ilişkin veriler belki de demir yolu yapımından bağımsız olarak kaybolmuştu. Çünkü demir yolu daha geride bir noktada kalıyor. Belki size yani şu noktalarda bir yerde olması bekleniyor. Topkapı aynı zamanda bu kapı buradaki bu kapı ve bu kulelerin üzerine, bu bölgenin üzerine yapılan Topkapı Sahil Sarayı'nın ana ismini veriyor. Hatta sonradan bu Sahil Sarayı bir yangın sırasında yok olunca ardından bu isim Topkapı yani aslında ilk kurulduğunda Saray Cedid ya da Yeni Saray olarak adlandırılan Osmanlı Sarayı'na ismini veriyor. Topkapı Sarayı ismi de buradan geliyor. Burada Dimitrios Efendi'nin panoramasında Dimitrios Efendi'nin panoramasında ilk kısımdaki bu duvarların olduğu bu bölümün hatta buradaki görülen kapının da Topkapı'yla bağlantılı olabileceği düşüncesindeyim. Ardından burada tabii ki ciddi bir değişim yaşanmış. Belki de Topkapı Sahil Sarayı'nın geçirdiği yangın sırasında burası sadece Sahil Sarayı değil aynı zamanda surlar da zarar görmüş olabilir ve ardından da böyle önemli bir noktası olduğu için de bu şekilde burada da gördüğünüz gibi 19. yüzyıla gelene kadar böyle bir değişim geçirip yenilenmiş olabileceğini bize gösteriyor bu rulo. Ardından ilk bazı işte kaynaklarla da yapılan ve eski haritalarla da yapılan karşılaştırmalar neticesinde ve tabii ki mevcut kısımların bize verdiği bilgilerle de karşılaştırdığımızda buradaki ilk kulenin Marmara surları üzerinde Topkapı'nın iki yanındaki o birinci ve ikinci kuleden sonraki üçüncü kule olduğu ortaya çıkıyor. Ve ilerleyen bu kısımlar bugün yok olmuş durumda. Ama burada göstermiş olduğum kısımdan itibaren burada şuradaki noktaya işaret ediyor.
güneye doğru devam eden sur hattı bütünlüğünü sur hattı bugünkü izlerle de karşılaştırma şansı yakaladığımız bir nokta. Şunu eklemem lazım ki Dimitrios Efendi'nin yaptığı bu çalışmanın tarihine bakıldığında 1875 ve yine bazı detaylara değineceğim. Detaylarla karşılaştığımızda da bunu göstereceğim size ama 1871-72'de Rumeli Demiryolu'nun yapılmış olmasına rağmen bu panoramaya baktığımızda demiryoluna ilişkin izleri görmeyiz. Bu nedenle Dimitrios Efendi'nin yaptığı bu çalışmanın Rumeli Demiryolu'nun inşaatından önce veya belki de onun yeni başladığı bir döneme denk geldiği veya onun çalışmalarının sürdüğü bir dönemde olduğu düşüncesindeyim. Belki de Dimitrios Efendi'nin hazırladığı bu panorama Rumeli Demiryolu'nun yapımıyla, inşasıyla beraber şehrin surlarının zarar görmesine ve oluşabilecek kayıplara karşı belki son bir bu durumu, ondan önceki son durumu gösteren bir belgeleme çalışması da olabilir. Çünkü Üzeyir Bey'in de bahsettiği gibi aslında kendisinin işte kara surlarında da çalışmaları var ve bu konuda Bizans eserlerine ve onlara ilişkin konularda da çalışmalarını sürdüren ve bu konuya hassasiyet gösteren biri olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda bunu yine bazı noktalarda tekrar size göstereceğim. Bir de tabii şunu da belirtmek lazım. Çalışma panoramanın genel olarak da bütün hatlarına baktığımızda önünde bazen bir mahallenin olduğu kısımlarda bile sadece surlara odaklanıldığı ve surların tamamen odaklanılarak ve bazen bazı noktalarda önemli bazı anıtları, yapıları gösteren şekilde o detayda ilerlediği, o detayda çalışıldığı gözleniyor. Ayrıca ek olarak şunu da belirtmem lazım. Üzeyir Bey'in araştırmaları bu çalışmalar sırasında ve bu panoramayı incelediğimde tabii ki anlamaya çalıştığımda bütün bu detaylarını bize sunduğu verileri analiz etmeye çalıştığımda tabii ki odaklandığım nokta detaylardı. Fakat çok burada bazen bazı noktalarda da daha detaylı baktığımızda çok da ince bir çizim, bazen bazı noktalarda pek çok şeyin aynen çok ince detaylarıyla ve mevcut bu kısımlarla karşılaştırdığımızda aynı şekilde aktarıldığını gözlemliyoruz. Bunların hepsi de şunu gösteriyor. Dimitrios Efendi, Üzeyir Bey'in de yaptığı araştırmalar üzerine bakıldığında geometriye ilişkin o yatkınlığı, o konudaki yayın bile eser de hazırlamış. Bu geometri bilgisini aynı zamanda bu panoramayı hazırlarken de kullanmış olabileceği düşüncesini uyandırıyor. Şimdi devam edecek olursam. Ardından ilerleyen bölümlerde Topkapı Sarayı'nı çevreleyen sahil surlarıyla devam ediyoruz. Ve burada gördüğünüz 5. ve 6. kulelerin olduğu bölüm. Eskiden burada da Taphane Mescidi varmış. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 16. yüzyıla tarihlenen bu mescit. Sonradan 1950'de Menderes döneminde sahil yolunun inşaatı sırasında yıkılmış. Bu iki kulenin yansımasını görüyorsunuz. Ardından devam eden kısımlarda 7. kule ve devamında yanında değirmen kapısı ve ilerledikten sonra burada Soteros Filantropos Kilisesi'nin altyapısı ve yanında da İncili Köşk'ün kaidesini görmektesiniz. Buradaki bazı detaylara baktığımızda İncili Köşk o zamanlar kaidesi tam buradaki 11. Marmara surları üzerindeki 11. kule üzerinde inşa ediliyor. Ve burada dendanlı bir bitiş beklemeyiz. Beklememiz biraz verilerde bunu öyle olmadığını gösteriyor. Fakat Dimitrios Efendi'nin de bunu dendanlı bitişlerle çizmiş olması bazı noktalarda acaba kendisi durum böyle gerçekten mevcut durumu mu yansıttı? Yoksa bazen bazı noktalarda bir sur duvarının bitişini hayal ederek veya işte bunun bitişini
ilişkin öngörülerini kullanıp onları o şekilde mi tamamlamayı düşündü gibi noktaları da var çalışmanın. Ardından ilerleyen kısımlarda yine İncil'i Körf kaidesinin olduğu bölüm ve onun devamındaki kısımlar. Burada üstünde mazgal açıklığının olduğu bir kapıyı da görmektesiniz. Bugün mesela bu gibi detayları görmek çok zor. Fakat gördüğünüz gibi bazı noktalarda bugün değişime uğramış olsa da kulelere ilişkin bazı detayları görmek veya bugün eğer bu kule yoksa o kulenin varlığını tespit edebilmek mümkün. Yine buraları çok daha sık bir şekilde geçiyorum. Devam eden kısımda burası aynı zamanda Marmara Surları'nın 16. kulesi ve bu üzerinde iki üst üste sıra yazıtın olduğu bir kule. Yine bu kuleye ilişkin ayrıntıyı, yanındaki Osmanlı Çeşmesi'ni ve hatta iki tane poterne var burada tam bu noktada. Bu poterneleri bugün yerinde görebilmek mümkün. Yani bu panoramada görmek mümkün. Bugün tabii sahil 1950'lerdeki sahil yolunun yapımıyla beraber sahil kısmındaki zemin seviyesi yükseldiğinden dolayı bugün bu şekilde değil de bunun alt kısmı tamamen toprak altında kalmış durumda. Ardından ağır kapıya doğru ilerleyen bölümlerde yine kulelere ilişkin detayları görüyoruz. Burada eskiden bu Mehmet Ziya'nın verdiği bilgilere dayanarak burada bir Arap köşkü olarak adlandırılan bir yapının olduğu belirtiliyor. Burada da yine mesela İncil'i Köşk'teki gibi eskiden aslında Osmanlı döneminde sonradan üzerine bir yapı inşa edilmiş bu kısım. Yine son mazgallı açıklıkları yani dendanları bütün olarak gösterilmiş. Halbuki bu kısmın üzerinde de İncil'i Köşk'teki gibi üstünde bir yapı olduğu biliniyor. Devam eden ilerleyen bölümlerde ahır kapı ve ahır kapıdan sonra ilerleyen kısımlar. Bugün ahır kapı fenerinin olduğu bu kısım aynı zamanda bir yine tespitler ışığında Marmara surları üzerindeki bir kuleye denk geliyor. Muhtemelen Bizans döneminde de burada bir deniz fenerinin olabileceği düşüncesi var. Ve ilerleyen kısımlarda da burada bir girinti yapan bu sur kısmından sonra yine bugün de bu sur kısmının sürekliliğini takip edebilmek mümkün. Aynı zamanda bazı başka detayları da sizinle paylaşmak isterim. Çünkü sadece bu surlara ilişkin, Marmara surlarına ilişkin bu mimari ve aynı zamanda bütün bu surdaki detaylara ilişkin verilen edindiğimiz bilgilerin dışında o günün 19. yüzyılın ikinci yarısının günlük hayatına ilişkin de bazı detaylar içeriyor. Bence hoş bir yanı panoramanın. Burası biraz önce de Üzeyir Bey de gösterdi. Ahır kapının tam yanında yer alan ve Ayverdi'nin haritasında da burada geçiyor. Ahır Kapı Camii yeri de gösterilmiş. Bugün bu ahşap yapıdan bir iz kalmamış günümüze ama Dimitrios Efendi'nin hazırladığı bu panoramada bir şekilde anısını yaşatıyor. Devam eden kısımlarda yine araştırmalar 19. yüzyıl sonu hatta bazen 20. yüzyıl başında yapılan incelemelerde ayakta olduğunu bildiğimiz fakat sonradan işte 1956-59 yılları arasındaki sahil yolunun Yeşilköy'den İsirkece'ye kadar uzanan sahil yolunun yapımıyla, bütün güney sahili boyunca uzanan yolun yapımıyla beraber yok alan kısımları da görmek mümkün. Burası bugün olmayan bir kule ve hatta işte kaynaklar bize gösteriyor ki bu kulenin üzerindeki yazıt Teofilos dönemine tarihlendirdiğini gösteriyordu. Ama tam tarihi bilinmemekle beraber bütün bu süreçlerin içerisinde kaybolan kısımlardan biri. Bu kısımda ise aşağıdaki resimde tam bu köşede olan bölümü görmektesiniz. Pencereler,
farklı kademelerdeki pencereler, buradaki içten sura, şehir içinden bitişen kuleye ilişkin bazı ayrıntılar, bunlara ilişkin detayları takip edebilmek mümkün. Bukalyon Sarayı, yani Bizans Sarayı'nın bu mevkide yer alan eskiden Sultanahmet Camii Külliyesi'nin olduğu, caminin olduğu bölgeden sahile doğru, yani o alanı kaplayan teraslar üzerinde şekillenen saray kompleksinin sahil kısmında yer alan bu yapı. Bu yapı maalesef demir yolunun o 1871-72 yılları arasında yapımı sırasında çok ciddi hasar görüyor. Bukalyon Sarayı bu kısımdaki arka kısmında kayıplar yaşıyor. Burada mesela yapılan, işte Dimitrios Efendi'nin yaptığı çalışmaya, panoramaya baktığımızda bazı noktalardaki bu, çünkü bu demiryolu çalışmasından önce yapılan bazı yine eski haritaların bize verdiği bilgi veya bazı belgelerin verdiği bilgi burada da nispeten kusurların sürekliliğini koruduğunu bize gösteriyor. Fakat burada yine başka noktalarda da gözlendiği kadarıyla bazı noktalardaki bu toprak katmanları, bu bazı işte arkada yapılan geçiş, belki de demir yolunun yapıldığı döneme ilişkinde o süreci, yapım süreciyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Buna karşın ilerleyen kısımlarda da göreceğiniz üzere demir yolu yapımıyla yok olan kısımları burada görmek mümkün. Burası da Küçük Ayasofya Camii'nin bulunduğu, onun önündeki kısım. Hatta burada bu eski Bizans Kilisesi'nin önündeki poterneyi de görmek mümkün. Ve ardından yine bu kısımlar ciddi bir değişim geçirmiş. 2000'li yılların başında ya da 90'ların sonunda bir restorasyon geçiren bir bölüm. Bu bölüme ilişkinde detayların bugünkünden daha farklı olduğunu bize gösteriyor panorama. Ardından ilerleyen kısımlar, işte burası bize 1875'e de tarihlense, tarihleniyor olsa da bu panoramanın aslında demiryolu yapımından önceye başladığı, bu çalışmanın önceye başladığı, belki bu son haline 75 senesinde, 1875'te getirildiğini gösteren kısım. Burası Kadırga ve Kumkapı'nın da olduğu bölüm ve buradaki 19. yüzyıldaki durumu size göstermek için Ayverdi'nin, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin hazırladığı İstanbul haritasından bir bölümü koydum. Burada gördüğünüz üzere aynı zamanda surlara ilişkin, surların mevcut o dönemde de ayakta olan kısımlarını görmek, anlayabilmek mümkün. Fakat burada bu sahil hattı boyunca devam eden, hatta sahil çizgisini, kıyı çizgisini sürüyor ve ardından da Kumkapı kısmında bir koy, koyu çevreleyen bir o girinti şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada yukarı kısımda da gözlemleyeceğiniz üzere aslında demir yolu yapımı sırasında kaybolan bu kısım Dimitrios Efendi'nin panoramasında aynen gösterilmiş. Yani en son hali, 19. yüzyıldaki durumu gösterilmiş. Bunun yanı sıra Dimitrios Efendi'nin yaptığı panorama, bu panoramadaki en dikkat çeken yanlardan biri, burada da haritada da gördüğünüz üzere aslında Kumkapı, yani burada da yine haritalarla yapılan karşılaştırmalar, incelemeler neticesinde buradaki bu sur kalıntılarının Kumkapı koyunu saran surlar olduğu ortaya çıkıyor ve önünde bir kara parçası görülüyor. Diğer kısımlara göre daha farklı, diğer kısımlarda bir denizi görüyoruz. Burası da önünde bir mahalle olmasına rağmen, yapılaşma olmasına rağmen sadece surları gösteren ve hatta şunu belirtmem lazım ki, çünkü plan düzleminde de çalıştığımızda surları aynı zamanda kuleleri, o dönemde tam bu o dönemde ayakta olan kuleleri de olabildiğince çok detayları çok yerinde, çok ince tespitlerle yapılmış olarak yerinde görüyoruz. Bu
şunu anlatıyor bize. Dimitriadis Efendi bence bu çalışmasında geometri bilgisinden veya bu konulardaki çizim bilgisinden yararlanmış ve burada plan düzlemiyle beraber aynı zamanda belki de sahilde bazı noktaları da uzakta belki de bir kayıkla gezerek bakarak bu iki çalışmayı da karşılaştırarak böyle bir sonuca varmış olabileceğini bize gösteriyor. Pardon. Ardından yine demir yolunun gerisinde kalan ve bugün demir yolunun gerisinde halen çok bütünüyle olmasa da ve hasarlı da olsa yine sur izlerini takip edebildiğimiz bu bölüm yine Dimitriadis Efendi'nin çalışmasında da benzer şekilde gösterilmiş şu ara kısım. Burada da yine bazı noktalardaki bu toprak yığınları belki de o dönemde bu çalışmanın yapıldığı, hazırlandığı yıllardaki demir yolu inşaatına ilişkin izler olabileceği düşüncesindeyim. Burada göremiyoruz, yani aşağıdaki görsel bunu karşılamıyor ama bu yukarıda Dimitriadis Efendi panoramasının bu kısmındaki şu son bölüm yeni kapıyı gösteriyor bize. Ve Dimitriadis Efendi panoramasındaki tek eksik kısım Theodosius Limanı'nın olduğu bu bölge. Burada 1847 tarihinde hazırlanan mühendishane öğrencileri tarafından hazırlanan buradaki liman surlarının olduğu bölüm. Burada derin bir koy oluşturuyor. Theodosius, İmparator 1. Theodosius döneminde yapılan bu liman. Ve ardından bu liman zaman içerisinde dolduğu Likos Deresi'nin de getirdiği millerle dolunca zaman içerisinde 15. yüzyılda bu kısımda yeni iç surlar inşa ediliyor. Aynı zamanda bunu önden saran mendirekler üzerinde de surlar inşa ediliyor zaman içerisinde. Fakat Dimitriadis Efendi'nin yaptığı çalışmada Marmara surlarını tam bir hat olarak takip edebilmek mümkün. Fakat burada Dimitriadis Efendi yeni mahalle, burada 18. yüzyılda kurulan bu mahalle ya da Yalı Mahallesi olarak da adlandırılan bu mahalleyi önden saran sur kısmına ilişkin bilgiye rastlamıyoruz. Fakat Periodun Derimtekin'in 1950'lerin ilk yarısında yaptığı tespitlerde buradaki bu hattaki zaten Pervitiç haritasını 1936 tarihli haritada da görüyorsunuz. Aslında burada surlara ilişkin izler halen ayakta. Sonradan bu kısım 1950'lerin ikinci yarısında sahil yolunun inşasıyla beraber maalesef yok oluyor. Ama bu kısma ilişkin bir bilgiyi göremiyoruz Dimitriadis Efendi'nin panoramasında. Ama bu kısmı, bu bölgeyi 15. yüzyılda tarihlendiğini düşündüğümüz iç surların olduğu bu parçaya ilişkin bir bölümü yansıtmış olabileceği görülüyor. Sonradan yapılan araştırmalar aynı zamanda bu ön sur hattındaki bazı birimlerin Osmanlı dönemi ekleri olabileceğini de gösteriyor. Belki Dimitriadis Efendi bu açıdan yine daha eski Bizans dönemindeki belki bazı dönemlere odaklanmış olabilir çalışmasında. Burada da mühendishane haritası üzerinde bu Yalı Mahallesi'nin yani yeni mahallenin yerini görmektesiniz. Aynı zamanda bu da çok hoş ayrıntılardan biri. Yaklaşık olarak da aynı döneme tarihlenen çalışmalar. Mary Walker'ın yaptığı 1883'e tarihlenen ama şehir içi tarafından bu 71. ve 72. kuleler olarak numaralandırılıyor bu kuleler. Bu kuleleri şehir içinden görselleştirmiş, bu güzel çizimlerini görüyorsunuz. Bu Dimitriadis Efendi'nin panoramasında ise buradaki o detayları deniz tarafından, denize bakan yönde karşılaştırma şansı buluyoruz. Bu açıdan bu kısım özellikle Dimitriadis Efendi'nin de ne kadar detaylı bunu belgelediğini,
çizimlerinde ne kadar pek çok noktaya nasıl ne detayda yer verdiğini bize çok iyi yansıtan noktalardan birisi. Marmara surlarının maalesef yani denizle kıyıyla kurduğu özgün ilişkiyi koruyan tek bölümü. Maalesef bu kısım da bu bölümdeki Yeni Kapı miting alanı, dolgu alanının yapımıyla beraber o niteliği yara aldı. Çünkü önünde o miting alanının, o dolgu alanının bir kara parçası yer alıyor artık. Burası da 82. Kulenin olduğu bölüm. Bu hatta maalesef iki noktada da, iki yönden de bugün sahil yolunun gerisindeki kısımlara, parçalara olan bağlantısını sahil yolunun yapımı sırasında kaybetmiş. Burada da bu noktada bu 82. kulenin olduğu kısımlar, tam bu gördüğünüz parça bu noktaya işaret ederken, bir yanında ilerleyen kısımdaki tam bu yine eski haritalarla karşılaştırdığımızda bu yol üzerinde şurada bir noktada yer alan kuleye ilişkin izi bize, kulenin durumunu bize gösterirken, diğer tarafta da yine iki tane böyle yarım daire planlı olduğu hissi uyandıran öngörünüşünden ikili bu kulenin olduğu bölümde bu noktalarda bir yerdeydi. Bunlara ilişkin bu veriler ancak bu panorama ile takip edilebiliyor günümüzde. Ve ilerleyen kısımda Samatya. Samatya'nın olduğu bu bölümde de sonradan tam önüne, surların önüne Samatya tren istasyonu inşa ediliyor. Demiryolunun inşası sırasında. Ve bugün bu bölgenin surları arkada, geride bazı noktalarda görülebilirken genellikle nispeten sürekliliğini koruyor ama binalar arasında kaldığı için görebilmek, anlayabilmek mümkün olmuyor. Fakat burada da önemli olan noktalardan biri, burada Dimitrios Efendi'nin yaptığı bu panorama çalışmasında Samatya kapısını görüyorsunuz ve onun yanındaki çeşme. Bugün bu noktadan, burada bir alt geçitten geçip Samatya'ya doğru, Samatya Meydanı'na doğru yürüdüğünüzde böyle sizi iki kesintiye uğramış iki yönden bir duvar parçası karşılar. Aslında orası Samatya kapısının olduğu yer. Halen de bu çeşmeyi de orada görmek mümkün. İlerleyen kısımlarda, Yedikule'ye doğru ilerleyen kısımlarda yine yerinde yapılan incele karşılaştırmalar, çekilen fotoğraflar ve bütün bu görsellerle karşılaştırıldığında yine pek çok şeyin o aynı şekilde, hatta mesafeler bile çok ince hesaplanmış. Çünkü oransal olarak da bu bunun ne kadar gerçeğe yakın olduğunu görüyorsunuz yakından incelediğinizde. Buna ilişkin başka detaylar, hatta sonradan kaybolmuş kulelere ilişkin detayları da ilerleyen kısımlarda görmek mümkün. Burada da bugün de halen bütünlüğünü koruyan ve dikkat çekici kulelerinden birisi Marmara surlarının. Burada da tam bu kısımdaki Ermeni Kilisesi'nin tam yanına denk düşüyor. Ve ardından Yedikule Cer Atölyeleri ve ardından Yedikule Gazhanesi'nin o binalarının ilerleyen kısımdaki altında kalan sonradan bu yapılar belli ki demiryolu inşasından sonra Cer Atölyelerinin de kurulmasına bu noktada karar verilmiş ve surlar üzerinde yükseliyor. Bu kısımdaki surlar üzerinde yükseliyor. Yine bu kısımdaki surların denizle kurduğu, o dönemde 19. yüzyılda kurduğu özgün ilişki, o kıyıların kayalıklı yapısını Dimitrios Efendi'nin hazırlamış olduğu bu panoramada görmek mümkün. Bugün de üstünde bir endüstri mirası, 19. yüzyılda inşa edilen Cer Atölyeleri de bir başka kültür varlığı olarak, bir başka şehrin başka bir katmanı olarak karşımıza çıkıyor. Ardından yine dediğim, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Cer Atölyeleri ve Gazhane, Yedikule Gazhanesi'ne doğru uzanan bölüm ve geride Yedikule'yi de görüyorsunuz. Yine bu kısımlarda da buradaki surların
deniz kıyıyla kurduğu ilişki, kıyı çizgisi üzerinde yükseldiğini görüyoruz örneğin. Bunlarla kurduğu özgün ilişki, aynı zamanda o dönemdeki kayıpları, hasarları oldukça ince detaylarla işlenmiş panoramada. Panoramanın özellikle son kısmı Mermer Kule'ye, aynı zamanda Mermer Kule Marmara Surları'nın 103 kulesinin sonuncusu. Mermer Kule'ye biçen ve sahil yolunun bugün sahilin daha da genişletilmesiyle beraber 1950'lerin ikinci yarısında yapılan yol buradan, bu hattan geçiyordu. Ardından sahil bu kısım park alanına dönüştürüldü. Fakat buradaki bu aradan geçen sahil yolunun bu hattın, burayla birleşen hattın yapımı sırasında maalesef bu kısma ilişkin surlar, yani bu kısımdaki surlar yok olmuş ve Mermer Kule tek başına görünümüne o dönemde, yani tek başına o dönemde kalmış. Burada da yine panorama bize bu döneme ilişkin o son ayakta durduğu o son dönemi yansıtan önemli bir veri olarak veri sunuyor, önemli bir bilgi sunuyor. Ve son olarak konuşmama genel olarak yeniden bazı noktalara temas etmek istiyorum. Çünkü Dimitriyat Efendi'nin yaptığı bu çalışma, dediğim gibi burada bütün bu noktalar incelendiğinde, eski haritalarla mevcut durumla karşılaştırma yapıldığında çalışmanın oranlara çok dikkat edildiği, çalışmada detaylara çok dikkat edildiği ve sadece Marmara surlarına odaklanıldığı gözleniyor. Sadece Kumkapı bölgesi için değil, aynı zamanda başka bazı noktalarda da önünde bir mahalle, o dönemde bir yapılar olduğu bilinmesine rağmen Dimitriadis Efendi bu çalışmasında bu öndeki yapılar yokmuşçasına doğru bir şekilde çizmeyi başarmış ve bu şekilde görselleştirmeyi başarmış. Bütün bu çizim karakterine baktığımızda perspektif farklı açılardan, belki de kısım kısım, bazı noktalarda kısım kısım bakılmış ve o yüzden de mesela bazı açılarda kule başka bir açıdan gösterilirken diğer bakış açısında bir başka kenarını görebiliyoruz. Bu belki de bu çizim sırasında, bu çalışma sırasında buradaki bu çalışmayı gerçekleştiren Dimitriyas Efendi'nin belki bir kayıkla gezerken aldığı bazı eskizlerle alakalı olabilir. Yani parça parça olup onu bir bütün haline getirmiş olabilir. Fakat her ne olursa olsun kuleler, kulelerin yerleri, kuleler arasındaki mesafeler, kulelere ilişkin ve aynı zamanda kuleler arasındaki kapıların yerleri, sur duvarları üzerindeki bazı mazgal pencerelerinin veya işte ok pencerelerinin görünüşleri gibi pek çok detay çok incelikle işlenmiş ve bize İstanbul'un bu önemli Bizans döneminin bu önemli, yani İstanbul'un kentinin, bu kentin deniz tarafından çeperlerini oluşturan surlarına ilişkin, onların bütünlüğünü koruduğu son döneme ilişkin bir durumu yansıtan çok kıymetli bir eser burada da ve şehrin anılarını belki fiziksel ortamda, fiziki anlamda yaşatamasak da böyle bir panoramada, böyle bir eserde, bir bütünlük içerisinde yaşıyor, var oluyor olması çok buruk bir sevinç oluşturuyor bende. Ve en son olarak da bu arada Mermer Kule'nin olduğu bölüm, aynı zamanda kusura bakmayın bunu es geçtim. Mermer Kule aynı zamanda en dikkat çeken kulelerinden biridir Marmara surlarının. Fakat diğer burada Dimitriyas Efendi'nin bu kuleyi bu dikkat çekici yanını çok da vurgulamadığını görüyoruz çalışmasında. Ve en son olarak ben de Üzeyir Bey'in tahmini ve hayali de güzel. Evet, belki de Dimitriyas Efendi orada oturuyor. Ve belki de yanında bu çalışmayı da birlikte yaptığı kişiyle beraber kendini resmetmeyi tercih etmiş olabilir.
bu bölümle sunumumu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Nisa. Gerçekten çok detaylı bir konuşma oldu. Bugün kara surları görece iyi korunmuş ve strüktürel açıdan çok daha etkileyici bir savunma yapısı olmakla birlikte aslında bu panorama bu kadar tahrip olmadan önce sahil surlarında ne kadar heybetli, ne kadar önemli bir miras olduğunu anlatıyor. Ama senin de konuşmanda değindiğin çeşitli dönemlerde çeşitli müdahalelerle maalesef bugün bütünlüğünü kaybetmiş durumda. Sorularımız var ama ben sana Nisa bir soru sorarak bu bölümü açmak istiyorum. Deniz surlarında, kara surlarında rastladığımız gibi bir düzenli burç sırasından bahsetmek mümkün mü? Kara surlarında yaklaşık 50-60 metre aralıkla burçlar sıralanmış durumda. Panoramada bazı yerlerde epey boşluklar var perde duvarları arasında, burç yok. Bu özgün tasarımında da ya da özgün inşasında da böyle mi sahil surların yoksa yine dönem içinde bu burçlar yıkılmış ve bu düzen kaybolmuş mu? Teşekkürler. Bu soru aslında çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Çünkü zamanımı da verimli kullanmak adına bazı detayları es geçtim. Deniz surlarına ilişkin başka tabii detaylar da var. Araştırma sırasında şunu gözlemledim yani eski haritalarla karşılaştırmada. Haliç surları üzerinde böyle bir düzenli bir durum söz konusu. Haliç surları üzerindeki kuleler arasındaki mesafe 35-60 metre aralarında değişen şekilde karşımıza çıkıyor. Daha düzenli bir aralık söz konusu. Bugün hepsi tabii ki pek çok kısmı yok olmuş ama eski haritaların bize verdiği bilgilerle karşılaştırdığımızda bunu görebilmek mümkün. Marmara surları için yine gerek Haliç gerek Marmara surları için üzerindeki kule sayılarına ilişkin değişik dönemlerde değişik bilgiler verilmiş. Aslında Marmara surlarındaki kule sayısı birazcık bütün bu süreç içerisinde, tarihi süreç içerisinde tespit edilebilenler üzerine. Mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde evet yapılan bir inceleme bize daha fazla sayıda kule olduğunu söylüyor. Fakat tabii ki elimizdeki veriler bunu desteklemiyor. Eski haritalarda bunu desteklemiyor. Tabii yüzük kule de olabilir. Yani mesafeler değişiyor. Bazen 30-40 metre aralıkta iki kuleyi yan yana, yani iki kule arasındaki mesafeyi 30-40 metre gibi görüyoruz. Bazı noktalarda 250 metre boyunca hiç başka bir kule yok. Yani 250 metrelik sur hattı onun bu hat boyunca hiç kule olmayabiliyor. Bunda da tabii Van Milingen'in yaptığı çalışmada onun hipotezi şu şekilde. Bu Marmara surları Haliç surlarına nazaran kayalıklı bir zemin yapısına sahip. Sert rüzgarlara açık. O yüzden de sert dalgalara maruz. Ve böyle bütün bu özellikleri olası bir düşman saldırısına karşı da suru dayanıklı hale getiriyor. Yani korunaklı hale getiriyor bu açıda. Yani şehrin bu kısmını daha korunaklı hale getiriyor. O yüzden sadece çok ihtiyaç olunan, çok böyle elzem, savunma açısından ihtiyaç görülen yerlerde kule yerleştirilmiş olabilir. Onun dışında yer verilmemiştir kuleye diye bir durumda söz konusu. Çok teşekkürler. Şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçelim. İlk soru İrem Naz Enveroğlu'dan Üzeyir Bey'e bir sorusu var. Helen Filoloji Derneği'nin çalışması olan kara surlarını Dimitriadis Efendi'nin Paris'te bir dergide yayınladığını söylediniz. Acaba derginin ismi ve yayın tarihi gibi bilgiler elinizde mevcut mu? Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Kara surlarını zaten göstermiştik slaytta. Kara surları elimizde var şu an. Paris'teki dergide yayınladığı yazısı artezyen kuyuları ile alakalı bir yazı. Derginin ismini biz tam net belgeden okuyamıyoruz. Teknoloji Sanite gibi bir ismi var. Ben bu dergiyi çok aradım Avrupa kütüphanelerinde ama ne yazık ki bulamadım. Teşekkürler. Elif Elçin'in sorusu Nisa sana. Marmara surlarının zarar görmesinin
En önemli nedenleri denizin doldurulması ve yol genişletme çalışmaları mı olmuştur? Başka nedenleri var mıdır? Aslında konuşmanda tahribat sebeplerinden bahsettin ama istersen tekrar çok hızlıca bahsetmek istersen. Çok kısa söyleyeyim ya, 19. ya ilk olarak Rumeli Demiryolu'nun yapımı, inşası o ilk kayıplara neden oluyor tabii, ama süreç içerisinde savunma açısından önemlerini yitirdikleri için bakımsızlık söz konusu, yani terk edilme, bakımsızlık Osmanlı döneminde, öncesinde de tabii savunmada öncelikli bir yerde, noktada değiller. Çünkü savunma şeyi değişiyor. Yani daha bu surlar, şehir surları eski önemlerini korumuyorlar artık pek çok şehirde. Ama bunun dışında tabii ki özellikle bu sahil yolunun inşası çok önemli. Fakat çalışma, yani araştırmalarım şunu da gösterdi. Örneğin yapılaşma, hızlı şehirleşme, kontrolsüz imar faaliyetleri, bunların hepsi de surların parça parça gitmesine neden olmuş. Özellikle Theodosius Limanı'nın olduğu bölgede, Küçük Langa bölgesinde, o alandaki surlar 1970'lerde daha varlığını koruyor, bütünlüğünü koruyor. Fakat mesela ne zaman yok olduklarını tespit edemedim. 1960-70'te var olan sur bölümü, uzun bir hat olarak da varlığını koruyan sur bölümü artık büyük oranda yok. Buna ben de bir şey katmak istiyorum. Benim arşiv belgelerinde karşılaştığım kadarıyla surlar ehemmiyetini kaybettikten sonra üzerindeki denetim de kalkmış. Ahali ev yaparken, özellikle sur dibindeki evler yapılırken, yeri gelmiş surlardan taşları evlerinde kullanmışlar. Yeri gelmiş denizi görebilmek için parça parça yakalanmadan tek tek o taşları indirip evinin önünü açmış. Bunları belgelerde ben daha önce karşılaştım, bu tip belgelerde. Şehir emaneti olsun, gerek müze olsun, bunu engellemeye çalışıyor ama ufak ufak yaptıkları için yavaş yavaş surları yok ediyor. Ahalinin kendisi yapıyor bunu. Tabii daha sonraki yapılan imar faaliyetleri, yol çalışmaları, bunlar tabii ek olarak surların yıkımını hızlandırıyor. Evet. Siz konuyu açtınız, o zaman ben de çok hızlı bir ekleme yapayım Zehir Bey. Toplantının başında bahsettiğim bu kitaba da vesile olan GABAM'ın yürüttüğü surlar projesi kapsamında uzun haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca surlarda detaylı fotoğraflama çalışması yapıldı. Ve bu sırada sizin bahsettiğiniz tahribatın zaman zaman İstanbullular tarafından, ama daha üzücü olanı o bölgedeki kamu kuruluşları tarafından sürdürüldüğünü gördük. Şu anda gerek kara surları, gerekse Marmara surlarının hemen iç kısmında belediyelerin bazı tesisleri var ve bu tesisler surlara zarar vermeye devam ediyor ya da devam ediyordu. Umarım hızlı bir şekilde bu durumun önüne geçilir. Hem kullanıcıların ya da yakın çevrede yaşayanların tahribatı engellenir, hem de daha da vahim olan kamu kuruluşlarının verdiği tahribat engellenir. Filiz Tütüncü Çağlar'ın sorusu var. Öncelikle sizlere teşekkür ediyor. Dimitriadis Efendi'nin belgelediği başka anıtlar da var mı? Bir de rica etsem müzeyle ilişkisi ve arkeolojik çalışmalar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Buyurun Zehir Bey, Nisa, kim cevaplamak isterse. Belki Zehir Bey, siz müzeyle ilişkisi ve arkeolojik çalışmalar hakkında bir şeyler söyleyin. Yani müzenin Dimitriadis Efendi'yi tanıdığı malum. Biliyorlar ama kendisi Selanik'e gittikten sonra aşağı yukarı İstanbul'la alakası kesiliyor. Cemiyetle de alakası kesiliyor zaten Siligos'la. Uzaktan irtibata geçse de her ne kadar. Müzede çok bir yazısına veya çizimine denk gelmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse Dimitriadis Efendi'nin. Belgelediği başka bir anıt hakkında bilginiz var? Yok. Ama Üzeyir Bey'in gösterdiği kara surları çizimleri belgeledik. Oldukça yine detaylı ve aynı dilde yapılan çizimlerin dili çok benzer. Sadece renklendirilmemiş. Evet. Daha çok benim anladığım kadarıyla Dimitriadis Efendi Silogos'un arkeoloji heyetindeyken bu tarih konularına, arkeolojiye ağırlık vermiş ama daha sonra tamamen kendisini mühendisliğe
özellikle yol yapımı vesaire bunlara ayırmış ilgisini ve alakasını. Tamam. Betül Altıntaş'ın bir yorumu var. Umarım kısa zamanda panorama ile ilgili bir sergi yapılır. Evet, bu güzel olur gerçekten. Önemli bir belge. Daha çok insanın görmesi açısından böyle bir faaliyet, etkinlik güzel olur. Ben aklıma gelmişken kusura bakmayın. Buyurun, bir ek yapmak istiyorum. Şimdi hatırladım. Selanik'te kendisi bayındırlık mühendisi olduğu için gerek Selanik'in yapıları, gerek Selanik Ayasofya'sının restorasyonunda görev aldığını biliyorum. Hatta Selanik Ayasofya'sı ile alakalı bir eskiz üzerinde ismini de gördüm. Ama ne yazık ki belgeyi sadece görebildim. Ulaşamadım. Bununla alakalı Hilal Kazan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları bölümünde hoca Hilal Kazan'ın Amerika'da bir makalesi yayınlanacak yakın bir zamanda. Selanik'teki bu çalışmalarıyla alakalı bu Dimitriadis Efendi'nin yine sanat tarihi açısından da emeği, uğraşıları incelenecek, ışık tutacak bu çalışma. Başka çalışmalar da akabinde gelecektir muhakkak. Buyurun başkanım. Evet. Thomas Terzian'ın bir sorusu var. Her üç konuşmacıya da surlardaki güncel restorasyon çalışmalarına katılıyor musunuz? Kamu kuruluşlarımız sizlerden ne ölçüde yararlanıyor? Ben soruyu okuyan kişi olarak hemen kendi adıma cevap vereyim. Sonra size aktarayım sözü. Surlar uzun yıllar boyunca ihmal edildi. İhmal edilmeyip restore edilmeye kalkıldığı zaman da çoğunlukla çok kötü restore edildi. Tek tük üniversitelerde yapılan, üniversitelerin yürüttüğü tek tük nitelikli restorasyon çalışmaları dışında restorasyon çalışmaları genellikle kötü yürütüldü. Kara surlarında yeni bir restorasyon dönemi daha başladı. Basından takip etmişsinizdir. İBB'nin yeni yönetimi böyle bir inisiyatif aldı. Öte yandan sahil surlarında, Soru Sultani'nin sahil surları kısmında bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Dışarıdan kişisel gözlemim ve bu alanı bilen insanlarla yaptığım konuşmalarda çok iyi bir restorasyon olmadığını söylemek mümkün. Ama daha fazla kendi yorumumu katmadan sizlerin bu konudaki görüşlerinizi dinleyelim. Restorasyon çalışmalarına katılıyor musunuz? Kamu kuruluşları sizlerden ne ölçüde yararlanıyorlar? Buyurun. Ben restorasyon çalışmaları, yani deniz surları ile ilgili çalışmaları, hatta çalışma olmasa da durumlarını takip ediyorum. Çünkü uzun yıllara dayalı bir çalışma. Aynı zamanda en son Kabam'la beraber de Surlar Projesi bu çalışmayla ilgili olarak da deniz surları ile ilgili kısımlar üzerine yeniden yani çalıştım ve çalışırken de şöyle söyleyeyim, her zaman her bir vakit yeni bir şeyler öğreniyorum. Çünkü çok çok katmanlı, çok eski tarihlere dayanıyor. Arkeolojik veriler, yeterli inceleme yok ve bazen hakikaten bazı detayları görmek her gittiğinizde, her baktığınızda mümkün olmayabiliyor. Restorasyonlara ilişkin takip ediyorum. Yani Marmara surları kısmındaki o başlangıçtaki kısmı da baktım, inceledim. Fakat benden yararlanılmıyor. Yani bu çalışmalara katılmıyorum. O çalışmaların içerisinde yer almıyorum. Çalışmalardaki bazen bazı noktalardaki eleştirdiğim noktaları çalışmayı yapanlarla da paylaştım. Yani paylaşmaya da devam ediyorum. Bu en azından benim bu çalışma, yani bu konu üzerine çalışmış biri olarak da sorumluluğum. Ama onun dışında aktif olarak bir rol almıyorum. Teşekkürler. Üzey Bey, siz? Ben pasif görev alıyorum. Aktif değil ama. İstanbul'daki bütün arkeologlar tarafından yapılan kazılar, restorasyon çalışmaları, bunların hepsinde kaynak olarak aşağı yukarı benim yanıma geliyorlar. Bir şekilde gerek arşiv belgesi olsun, gerek kitap olsun, kaynak sunmaya çalışıyoruz, ışık tutmaya çalışıyoruz.
Zaten Marmara Sahil Surları Restorasyonu'nda bizim müzemiz arkeologları görev alıyor zaten ve müzemizin denetiminde yapılıyor. Gerek Dimitriadis Efendi panoraması gerekse diğer kaynaklardan daima bütün arkeologlarımız sürekli gelip danışıyorlar. Haliyle ben biraz daha arka planda pasif görev alıyorum. Peki, bu arada çok güzel, bu Marmara Surları'nın o kısmında da çok güzel veriler, yeni veriler ortaya çıkıyor. Evet, evet. Çalışmalar evet sürüyor. Restorasyon konusu ince bir konu, yani hassas bir konu. Çok özenle evet. Yapılması gerekiyor. Surlar söz konusu, arkeolojik restorasyon söz konusu olduğunda yapacağımız her müdahaleyi çok incelikle düşünmemiz gerekiyor. Ama bazen aceleci davranmak, sınırlı zaman, yeterli ön çalışmaların yetersizliği gibi bir zincirleme pek çok şey. Bazı noktalarda da bu çalışmaları istendiği şekilde ilerleyememesine neden olabiliyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Takip etmeliyiz ve takip etmemiz, incelememiz gerekiyor. Ama tabii ki aktif rol almak sizin daha çok içinde olmanız ve daha müdahale edebilmenizi sağlıyor. Onun da kendini içerisinde başka olumlu yanları var diyeyim. Teşekkürler. Şimdi soruların tümünü size aktarabilmek için biraz hızlanmayı öneriyorum. Elif Elçi'nin Nisa sana bir sorusu var. 20. yüzyılda yol çalışmalarından sonra bu surların korunması için neler yapılmış ya da geçmişte surları korumak için herhangi bir şey yapılmış mıydı? Yani çok genel bir soru söylemek istem. Sonunda epey bahsettin hem tahribatı hem de korunmayla ilgili yapılanları. Deniz surlarında Marmara surları üzerinde, deniz surlarının Marmara surları kısmında noktasal olarak bazı noktalarda yapılan restorasyon çalışmaları dışında bir şey yok. Şu son dönemdeki yapılan işte bahsettiğimiz bu saray surlarının olduğu kısımdaki restorasyon çalışması şimdiye kadarki en büyük boyutta olan çalışma. 2010 senesinde biz yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde içinde olduğu bir pilot proje vardı fakat uygulaması yapılamadı. Bir yani su restorasyonu nasıl olmalı üzerinden bir çalışmaydı 2010 Kültür Başkenti'nin kapsamında. Fakat benim gözlemim mesela 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında yapılan restorasyonlarda da ben genellikle de restorasyon adı altında yapılan çalışma olarak nitelendiriyorum. Surlardaki özgün dokuya, özgün malzemeye gerekli hassasiyet gösterilmeden sürdürülmüş çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Korumak yerine maalesef özgün detayların kaybolmasına sebebiyet verdiğini gözlemledim yerinde incelemelerimde. Bu kadar. Peki Nisa, hızlıca Filiz Atay'ın sorusu ya da Üzeyir Bey, siz de cevap verebilirsiniz tabii. Panoramanın yaklaşık ölçeği nedir? Bunu aslında 8,5 kilometre sur uzunluğu 28 metre ile kıyaslayıp böyle bir matematiksel şimdi yapamıyorum ama ona bir bakmak lazım. Tamam. Fakat aynı zamanda tabii ki açarak çizmiş. Evet. Yani tam karşıdan bakış şeklinde değil. O yüzden ölçeklendirebilmek de pek mümkün değil. Yani siz de gözlemlediniz biraz önce gösterirken. Bazı noktalarda aslında bakış açısı orada bir noktada bir yerden bakış açısı diğer başka noktada aynı bakış açısı olsa orayı o şekilde göremez. O yüzden surun pek çok her yerini görebilecek şekilde farklı bakış açılarından bakarak çizilmiş panorama. Onu da belirtmem lazım. Recep Ahmet'in sorusu aslında cevabı zor bir soru. Marmara Deniz surlarında Samatya Kapısı'ndan sonra var olan Ermeni Kilisesi'nin hemen yanındaki kulenin üzerinde halen var olan ve İmparator Paleologos tarafından yapılan bir tamirat sonrası konulan bir mermer yazıt bulunmaktadır. Hiçbir korunması bulunmayan bu ve bunun gibi bence tarihi değeri çok yüksek belgeleri neden koruma altına almıyoruz? Benim yaptığım doktora çalışması da zaten surların korunması, yani deniz surlarının korunmasına yönelik bir eylem planı önerisiyle son buldu. Yani bütün bu araştırmamı öncelikle deniz surlarının belgelemesini yaparak başladım. Ardından da bu belgeleme sonuçlarına da dayanarak mevcut kısımlar nasıl korunmalı, nasıl yol alınmalı diye. Burada yani
Türkiye'deki genel restorasyon alanında yaşanan eksikler buraya da burada da karşımıza çıkıyor. Ama bunun yanı sıra burada surlardaki konu birazcık daha, deniz surlarındaki biraz daha farklı, hatta kara surlarına göre mülkiyet sorunlarıyla karşılaşabiliyorsunuz, başka şeyler olabiliyor. Fakat bütün bu sorunları çözmeye ve buna ilişkin bir çözüm geliştirmeye yönelik bütüncül bir adım hiç atılmamış benim gözlemlediğim. Bu çok disiplinli bir konu. Sadece tek bir alanı ilgilendirmiyor. İşin içerisinde arkeologlar da var, mimarlar da oluyor, şehir plancıları da oluyor, tarihçiler var, sanat tarihçileri. Çok boyutlu. Bütün bu yönleriyle çok disiplinli olarak ele alınması, bütün paydaşların konuya dahil edilmesi, şeffaf, katılımcı bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bunların hiçbiri, yani buna ilişkin bir model oluşturmak mümkün. Fakat bu modeli uygulayacak inisiyatifin alınması lazım sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından. Yani restorasyonlarda bile bunu, yani İBB'nin sorumluluğunda, surların sorumluluğu İBB'de, Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Fakat aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girebiliyor. Yani bugün Marmara surlarında yapılan restorasyon çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından yürütülüyor ve denetleniyor. Evet. Ama kara surları biraz önce konuştuk. Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası diyalog ve çok önemli. Aynı zamanda konunun uzmanı kişilerin bu çalışmaların içerisinde yer alması çok çok önemli. Ben de küçük bir şey ekleyeyim bu söylediklerini. Özellikle Marmara surlarında bir mülkiyet sorunu da var. Aslında büyük kısmı İBB'nin elinde ama bazı bölümleri İBB denetiminde değil. O yüzden de zaman zaman çalışmaların yürütülmesini zorlaştırıyor. Tayfun Öner'in bir sorusu var Nisa Hasan'a. 71 ve 73. kuleler 1850'lerden kalma bir fotoğrafta görülebiliyor. Beyazıt Kulesi'nden çekilmiş. İnceleme şansınız oldu mu? Yeni öğreniyorum sizinle beraber. Çok teşekkür ederim. Bunu Tayfun Öner'in belki Tayfun Öner seninle ya da sen Tayfun Öner'le evet. Bu fotoğrafa ulaşabilsin. Aydan Çelik'in bir sorusu var. Dimitriadis Efendi'den yaklaşık 20 yıl sonra yaşanan 1894 depreminin surlarda yarattığı tahribata dair görsel bir çalışma var mıdır? Teşekkürler. Değerli bir sunumdu. 94 deprem sonrasında surlarda yaşanan tahribata ait bir görsel çalışma. Aslında şöyle söyleyeyim. Surlar aslında denetimsiz değil. Yani devlet her daima gerek Osmanlı döneminde gerek Türkiye Cumhuriyeti döneminde surları denetlemiş, kontrol altında tutmaya çalışmış ve bunlarla alakalı raporları hazırlamışlar. Ama bunlar hep devlet arşivlerinde. Yani bir kitap şeklinde, yayın şeklinde olmamış. Yani arşivlerin içerisinde ileride bütün arşivler açılacak. Yavaş yavaş açılıyor. Bunlar görülecektir muhakkak. Yani gerek Şehir Emaneti, yani Büyükşehir Belediyesi dönemin, gerek Kültür Bakanlığı, gerek koruma kurulları, bunlar daima çizimlerini yapmış, konuyla alakalı raporlar düzenlemişler, detaylı çalışmalar yapılmış, fotoğraflamalar yapılmış ama bunlar yavaş yavaş, çünkü Türkiye'de milyonlarca arşiv belgesi var ve çok az bir kitle, yani çok ama belgelere göre az bir kitle bunları çevirmeye, dijitale aktarmaya çalışıyor. Bunlar yavaş yavaş açığa çıkacaktır. Tamam. Mehmet Bayar'ın sorusu, tarihi ruloya tekabül edebilecek, yani Dimitriadis Efendi rulosuna tekabül edebilecek bir şekilde yakın zamanda yapılmış fotoğrafik çalışma var mı? Aynı, yani benzer bir bakış açısına sahip bir çalışma yok ama işte bazı kısımlar için yapılan rölü ve çalışmaların olduğunu biliyorum. Ama belirli bölümler için bunlara ulaşmak da çok kolay olmuyor. Açıkçası söylemek gerekirse. Bizim bu babamın yürüttüğü surlar projesiyle ilgili olarak da bazılarına ulaşmak istedik. Hani daha detaylı olarak surları görelim diye ama ulaşmak hakikaten çok kolay olmuyor böylesi çalışmalara. Fakat böyle bir fotoğrafik, yani aynı şekilde aynı perspektiften konuyu ele alan bir çalışma yok ama size sunumla da sizinle paylaştığım fotoğraflar GABM'ın surlar projesinin parçası olarak hem hava fotoğrafları hem diğer fotoğraflarla birlikte
özellikle bu hava fotoğrafları bütüncül algılamamızı sağlıyor. Bunu belirtmem lazım. Ve bugün de mesela panorama ile ilgili karşılaştırmaları yaptığımda herhalde bu fazla hava fotoğrafları olmasaydı bu kadar kolaylıkla size aktaramazdım anlatmak istediklerimi. Bu tip çalışmalar, bu boyutuyla çalışmalar var. Sık sık bahsedilen GABAM'ın İstanbul Surları projesinin web sitesinin yakında araştırmacılara açılacağını, yani online hale geleceğini söyleyeyim. Orada Rulo'ya benzer birleştirilmiş bir fotoğraf olmasa da her bir birimin, yani her bir kulenin, her bir duvarın, her bir kapının beş yönden, beşinci yönde aslında bir drone fotoğrafıyla üstten görünüşü. Böyle tek tek bütün birimler, günümüze ulaşmış bütün birimlerin fotoğraflarını bulmak mümkün olacak. Yaklaşık 40 saatlik drone çekiminden oluşturulan bir videoda yine surların üstünden bir tür uçuyormuş gibi surları izlemek mümkün olabilecek. Ama Rulo'daki gibi birleştirilmiş tek parça bir görsel herhalde yok. GABAM'ın projesinde ama parça parça bunları görmek mümkün olacak. Fahrettin Oğuz Beyli'nin Üzeyi Bey size bir sorusu var. Arkeoloji müzeleri arşivi şu anda araçları açık mıdır? Nasıl yararlanabiliriz? Arkeoloji müzesi arşivi araştırmacılara açıktı ama şu an ne yazık ki kısmi yararlandırabiliyoruz. Çünkü 3 senedir arşiv tasnifiyle uğraşıyoruz. Daha çok araştırmacıya ulaşabilmek için. Tasnif çalışmasını bir süre sonra bitirmeyi planlıyorduk ama yeni bir gelişme oldu. Arşivimizin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivlerine devrolacak. Bununla alakalı şu an çalışmalar sürdürülüyor. Haliyle şu an açık değil. Teşekkürler. Burçak Bayram'ın sorusunu yanıtladık. Yine de okuyayım. Çeşitli defalar konuştuk. Bu surların restorasyonu ve tekrar koruma altına alınması mümkün mü? Bu konuda yapılan çalışma var mı? Bunları konuştuk. Diğer sorulara geçebilmek için izninizle bunu geçiyorum. Veli Köse'nin sorusunu özetleyeyim. Aslında biraz sizlerin sunumlarında bahsettiği Dimitriadis Efendi bu çizimi nasıl yapmış olabilir? Bir kayığa binip not mu aldı, eskiz yaptı, sonra gelip ofisinde mi çizdi? Ya da o dönemde mümkünse önce fotoğraflayıp bu fotoğraflar doğrusuna çizim yapmış olma ihtimali var mıdır diyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuya? Biraz daha açabilirim çünkü konuşma sırasında da bazen kafamdan pek çok düşünce aynı anda geçtiğinde sürçülisan etmiş olabilirim ya da bazı konuları atlamış olabilirim. Şimdiden lütfen bağışlayın. Veli Hocam, evet bence en enteresan noktalarından biri de bu. Bence kara turlarına ilişkin yaptığı çalışma, diğer çalışmayı da, Üzeyir Bey'in gösterdiği çalışmayı da düşündüğümüzde bence böyle bir şeyde önden bir plan çalışması yapmadan bu noktaya, bu sonuca ulaşması çok zor olurdu Dimitriadis Efendi'nin. Geometri konusunda bir usta, yani bu konuda özel dersler veriyor bu bahsettiği, Üzeyir Bey'in de bahsettiği derneklerde. Ve bence bu konudaki bu geometri bilgisini de kullanarak, hatta bazen sahilden görünmese bile, özellikle o yüzden gösterdim Kumkapı kısmını, o bölgeleri veya işte iç turları, Theodosius Limanı'nın olduğu bölgedeki o iç küçük langa bölgesinde olan surlar. Bütün o parçaları çizebilmesi benim açımdan ancak böyle bir plan ve o plan üzerinden bir eskiz, görünüş eskizi yapıp o eskizin üzerine çalışmasıyla mümkün diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda bir kayıkla gezmesi bence gerekiyor. Bu sırada notlar almış olabilir ama nasıl bir şekilde çalışmıştır ben de merak ediyorum. Yani kayıkta, yani öylesi bir ortamda da çalışmak çok kolay olmasa gerek. Çok uzun bir hat gerçekten. Çok emek çalışıyordur. Bazen Üzeyir Bey'in özellikle yaptığı araştırmalar beni acaba bu konuda ders verdiği öğrencileriyle beraber mi hareket etti sorusuna yöneltiyor. Yani böyle bir soru işareti kafamda beliriyor. Fakat buna ilişkin net bilgi verme, net bir şey söyleyebilmek çok güç. Fakat dediğim gibi yani sadece surlara odaklanması, Marmara surlarına odaklanması, bazı detayları silip görünmediği halde onları aslında uygun bir şekilde yansıtmış olması, sadece öyle bakarak el eskiziyle yapabileceği bir şey olmadığı düşüncesindeyim. Oldukça da uzun bir hat.
O yüzden başka araştırmalar da söz konusu olabilir. Başka çalışmaları da söz konusu olabilir. Böyle düşünüyorum. Zey Bey, sizin... Ben özellikle kendisini çizmesinden dolayı karşıya bakarken sanki denizde de kendisi duruyormuş da kendisine bakıyormuş bir edayla çizmesinden denizde de olabileceği, yani sadece tabii ki denizde değildir. Karaya çıkmıştır, denizde de yapmıştır bunu, üstten de planını çizmiştir. Birçok farklı yönden yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bir mimar olmadığım için bu tamamen şahsi fikrim. Parçalar halinde muhakkak, parçalar halinde ve birleştirme usulünü kullandı. Belki kayık üzerinde yapmadı. Daha dalgayı hissetmeyeceği bir sonuçta kendisi mühendis. Bir duba gibi bir şey dalgadan etkilenmeyecek. Belli saatleri gözeterek, özellikle gölgeleri takip ettim Zulo üzerinde. Hep öğle vakti gölgelerden, ben öyle anladım, öğle vaktini tercih etmiş gibi. Belki manipülasyon yapmış olabilir gölgelerde ama durgun olduğu saatlerde uzun süreli bir çalışma yapılmış olabilir. Denizden de. Bir şey daha ekleyebilir miyim ufacık hemen? Fotoğraflama meselesi, yani fotoğraf çekilmiş olabilir o dönemlerde, bildiğim kadarıyla fotoğraf başlamı, evet. Yani fotoğraf çekimi yapılabiliyor. Bundan yararlanmış olabilir. İkinci olarak da insan sayısı konusunda o dönemde bir böyle çok net sınırları çizilmiş bir sahil yolu yok ama surların sahil tarafı bazı kısımlarda kullanılıyor. Yani ahır kapı tarafında da gördüğünüz gibi bazı noktalarda yürünüyor, hareket edilebiliyor. O yüzden insan sayısının daha fazla olmuş olabileceğini, fakat belki o kendisi seçip bu panoramanın görsel diline nasıl bir şey yansıtmak istiyorsa onu koymuş olabilir. Teşekkürler. Zeyir Bey, bir dinleyici Filiz Tüçüncü Çağlar sizin e-mail adresinizi soruyor. Bilmiyorum, chatten kendisine doğrudan yazabiliyorsanız. Filiz Hanım'a ben atarım. Kendisini tamam. Tanıyorum Filiz Hanım'ı. Tamam. Siz iletişime geçerim kendisine. Yazarsınız. Elif Elçin'in bir sorusu var. Hiçbir koruma çalışması yapılması surlar tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya mıdır? İzninizle ben cevap vereyim. Koruma çalışması yapılmazsa yıkılmayacak bir kültür varlığı yok. Surlar da bundan azade değil. Çok eski strüktürler, çok yıpranmış strüktürler. Her türlü tahribatı görmüşler. İnsan tahribatı, depremler, işte deniz surlarının belki denizle olan mücadelesi, sonra önüne yapılan yol, arkasına yapılan demir yolu gibi ve neredeyse bu bir süreklilik arz ediyor. Yani bu tahribat, tahribatın türleri ve şekilleri süreklilik arz ediyor. O yüzden tabii ki hiçbir şey yapılmazsa surların tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Muhakkak basından takip etmişsinizdir. 6-7 ay önce kara surlarındaki bir burç çöktü. Tamam, bir restorasyonu yapılmış ya da kötü restorasyonu yapılmış bir burçtu. Ama öte yandan mesela şu anda sanırım 20 tane burç belirlemiş durumda. İBB kara surlarında acil müdahale edilecek ciddi tehlike arz eden. O yüzden evet, herhangi bir müdahale yapılmazsa önümüzdeki yüzyıllarda İstanbullular bu surların çok daha azını görebilecek diyerek sizlerden biraz rol çalarak bu soruya geçiyorum. Gabam projesinin yöneticisi, koordinatörü Merve Özkılıç bir not iletmiş. Gabam'ın bu projesinde, yani biraz önce bahsettiğim İstanbul surları ile ilgili online olarak araştırmaya açılacak projede mümkün olduğunca Osmanlı onarımları da aktarılacak diye bir not düşmüş. Nihal Dinç'in Nisa sana bir sorusu var. İstanbul Arkeoloji Müzesi ek bina Çağlar Boyu İstanbul Salonu'nda bazı tamir kitabeleri var. Onlar da bu projeye dahil ediliyor mu? Bu projeden kastı Gabam'ın projesi sanırım. Evet. Kara surları ile ilgili yapılan o kara surlarındaki kitabelere ilişkin çalışma çok daha detaylı olarak ele alındı. Deniz surları daki mevcut ve ulaşılabilirleri yerleriyle beraber kaybolanları da yerleriyle beraber ele alıp o çerçevede yansıtılmaya çalışıyor. Aynı zamanda tabii ki bu arkeoloji müzesinin de bulunan parçalarda dahil edilmesi amaçlanıyor o çalışmada.
Tamam, teşekkürler. Teşekkürler var çeşitli ve son olarak Tayfun Öner, Nisa sana bahsettiği fotoğrafı Twitter'dan yolladığını belirtmiş. Teşekkür ederim. Evet, 1 saat 45 dakika oldu. Son aylarda Zoom toplantıları giderek yorucu hale gelmeye başlıyor herkesin. Çok fazla Zoom etkinliğine katılıyoruz. O yüzden yavaş yavaş kapatalım çünkü başka soru da görünmüyor. Üzeyir Bey ve Nisa, sizlerin son olarak eklemek istediği bir şey var mı? Ben teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir çalışmanın parçası olmak çok mutluluk verici. Çünkü Dimitrios Efendi'nin bu araştırmam sırasında da bana çok yardımcı olan bir kaynaktı bu panorama. Onu anlayabilmek için, bu panoramayı anlayabilmek için, bir de fotoğrafını da çekemeyince, çünkü çok titizlikle korunuyordu. Bu yayın olmadan önce korunuyordu, halen de öyle. Bu yayın da aslında bu panoramaya daha rahat ulaşmamızı sağlıyor biz araştırmacıların, tüm araştırmacıların. Bu açıdan çok kıymetli. Fakat bu kadar derinlemesine inceleme şansım olan, teker teker bazı noktalarında böyle çizerek çalıştığım böyle bir çalışmayı en sonunda paylaşma, oradaki bütün bu analizlerin paylaşma şansı veren böyle bir yayının parçası olmak benim için çok mutluluk verici. Çok özel ve çok özgün bir çalışma Dimitrios Efendi'nin yaptığı bu çalışma. İstanbul'un, tarihi kentin en önemli anıtlarından birine ilişkin son görsel veri. Bak, çok etkileyici, çok güzel ama dediğim gibi sunumumun da sonunda bir yandan da buruk bir sevinç oluşturuyor çünkü çoğu yok artık. Dilerim elimizde olanları daha iyi koruyabiliriz zaman içerisinde. Ben de bu çalışmanın içerisinde bulunmaktan büyük keyif aldım. Ayrıca Dimitrios Efendi adına teşekkür ediyorum çünkü ruloyu bilen birçok araştırmacı ruloyu bizzat kendisi görmek istiyor ve 28 metrelik ruloyu bazen özel izinlerle açmamız gerekiyor. Haliyle hasarlı kısımları daha fazla hasar alıyordu. Bu çalışma sayesinde araştırmacılar ruloyu açtırmadan yakından, hatta kendi evinde bakabilecekler. Çalışmayı yapan, bütün emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ben. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hem bu kitapta koordinasyon görevini üstlendim ve sizlerle çalışma fırsatı buldum. Gerçekten uzun ama çok keyifli bir yayın süreci oldu. Bugünkü sunumlarınız için de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ve son olarak hem Tarih Vakfı'na hem Anamet Kütüphanesi'ne bu etkinlik için teşekkür ederek sözü Defne Hanım'a devrediyorum. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve bizlerle bu değerli bilgileri paylaştığınız için. Panorama gerçekten çok detaylı ve değerli bilgiler içermekte. Eminim bu konuşmayı dinleyenler de artık Marmara surlarına çok daha farklı bakacaklar. Yani kendi adıma onu söyleyebilirim. Dinleyicilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz bu güzel sorularınız için. Bu konuşmayı tekrar dinlemek isterseniz veya paylaşmak isterseniz birkaç gün içerisinde Anamet Kütüphanesi, YouTube ve SoundCloud hesaplarında bu konuşmayı bulabileceksiniz. Aynı zamanda bu konuşmanın kitabı Dimitrios Efendi'nin Marmara Sahil Surları Rulosu Anamet Kütüphanesi'nde var. Kütüphanemiz şu anda kapalı ama açıldığı zaman gelip bizde de araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Kütüphane konuşmalarını Haziran ayında da devam edeceğiz. 1 Haziran Salı günü Evangelia Balta konuğumuz olacak. 2020'de İstos Yayınları tarafından yayımlanan kitabı Beyoğlu Sırları Tefrika Roman 1888-89 başlıklı kitabı ile ilgili konuşacak. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.